Vira Bismillah. Gündem ötesi seyircisini bu kez böyle selamlıyoruz. Bu gece Osmanlı denizcilerini konuşacağız. Korsanları konuşacağız. Barbaros Hayrettin Paşa'yı konuşacağız. Preveze deniz zaferi yaklaşıyor. Artık neredeyse bir gün kaldı. Bunu konuşuyor olacağız. Ve tabii sizin sorularınızı. Gerçekten Barbaros Hayrettin Paşa'nın sakalı kızıl mıydı? Mesela bunu merak ediyorsunuz. Ondan sonra nasıl oldu da ülkeyi geldi Osmanlı'ya böyle devretti, verdi? Bunu konuşacağız. Padişahla karşı karşıya gelmesini, ondan sonra türbesini, neyi vasiyet ettiğini. Bunların hepsi bu gece bizim programımız dahilinde. Tabii Mavi Vatan'ı da konuşmak istiyoruz. Eğer söz konusu denizlerse günümüze de meseleyi getirmek istiyoruz. Çünkü sıkça duyuyoruz ve daha fazlasını bilmeye, öğrenmeye de ihtiyacımız var. Bu gece kiminle beraberiz? Aslında deniz tarihçisi, ki Türkiye'de deniz tarihçisi sayısı o kadar az ki, sevgili hocamız emekli Denizkurmay Albay Ali Rıza İşipek. Ama 10 parmağında 10 marifet, kendisi aynı zamanda müzeler açıyor, sergiler açıyor, elinde ciddi bir envanter var, sonra çok güzel kitapları da var. Hele bir tanesine biz özellikle Ebru ile hayranız ki bunun da inşallah yapacağız yayınını. Yalnız kaldırması ve kol kuvvet Saltanat Kayıkları, İstanbul'un Kuğuları. Bu hakikaten güzel bir kitap. Böyle fotoğraflarıyla birlikte sizlere bu kitaptan da hediye etmek isteriz. Açıkçası bende bu kitaptan iki tane var. Veririz seyircimize de illaki. Gündem ötesi etiketiyle bizlere yazarsanız. Ama sadece bu kitap değil, diğerlerini de yayın esnasında sizlere gösteriyor olacağım. Ayrıca biz yayından önce şu şapkalardan taktık ki çok sağ. Hocam siz burada görev aldınız değil mi Fatih'te? Evet, Fatih'te çalıştım. Evet, Fatih'te çalışmış hocamız. Bence çok güzel bu şapkalardan da. Bir Heybeliada var, İstanbul var. Neyse, bunları da sizlerle paylaşacağız. Şimdi hemen ilk sorumu ben seyircimize yönelteyim. Ondan sonra da konumuza hemen geçelim. Tarihe damga vurmuş bir denizcimizi yazınız diye rica ediyorum gündem ötesi etiketiyle. Bu arada hem Instagram'dan hem Twitter'dan güzel böyle sorular da gelmeye başladı. Onlardan birkaç tanesini hemen hızlıca okuyacağım her zaman olduğu gibi. Sonra da yeri geldiği zaman siz cevap verirsiniz hocam. Ne olursunuz ama Instagram'da DM'den yazmayın. Oraya ben bakamıyorum. Yayından sonra o kadar üzülüyorum ki orada yağmış 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 mesajlar ama yayın esnasında bakamıyoruz. Oradan da seçim yapamıyoruz. Şimdi deniz seferleri öncesinde ne gibi araştırmalar yapılıyordu? O deniz personeli nasıl toplanıyordu? İşte kayıkçılar vesaire, onları merak edenler var. Her zaman olduğu gibi Beytullah Bey'in soruları güzel. Ondan sonra ilk Türk denizci, aslında bunu da soru olarak sorabilirmişiz hoş. İlk Türk denizciyi soranlar var. Sonra Instagram'dan yine enteresan bir soru gelmiş. Komutanımın kravatı çok güzel, yoksa Piri Reis'in haritası mı var üzerinde diyen var. Evet, vallahi bravo. Türk korsanlar var mıydı? Korsanlığın ne zaman başladığını soranlar var. Azerbaycan'dan selam gönderenler var. Barbaros Hayrettin Paşa'nın, teşekkür ederim, Nurlan Zaliyev, bir zamanlar harabe halinde olduğunu duymuştum, doğru mu diyorlar. Bunları da konuşacağız, türbesi, vasiyeti, hemen hepsi yayınımız dahilinde konuşulacak konular arasında. Ama önce sevgili hocam hoş geldiniz. Teşekkürler. Ya Barbaros Hayrettin Paşa'yı biz tabii hepimiz ismen en azından biliyoruz. Şimdi harika da bir dizi başladı TRT1 ekranlarında, Barbaroslar diye. Oradan da daha çok tabii hayatına vakıf olmaya başladık. Peki şimdi Barbaros Hayrettin Paşa'yı bu kadar ön plana çıkartan neydi? Yani hangi vasıfları dolayısıyla tarihe damga vurdu? Tabii baktığımızda öncelikle Hayrettin Paşa ya da Hızır Reis nasıl tarih sahnesine çıktığına baktığımızda Oruç Reis'le birlikte iki kardeş korsanlıkla Orta Akdeniz'de diyelim faaliyetlerine başlıyorlar. Ne yapıyorlar burada? Akınlar yapıyorlar, ganimetler elde ediyorlar, köleler elde ediyorlar. Ama bunlar yeterli olmuyor. Sonuçta güvenli limanlara ihtiyaçları var. Güvenli bir liman elde etmeleri için de o sırada tabii 16. yüzyılın başlarından bahsediyoruz, 1510'lar, İspanyollar var. Dolayısıyla
güvenli üsleri sağlayabilmesi için önce oradan İspanyolları kovması lazım. Dolayısıyla kardeşleriyle birlikte İspanyollara karşı büyük başarılar elde ediyorlar ve İspanyolları en azından Kuzey Afrika'nın belirli bölümlerinden, Cezayir, Tunus civarından söküp atıyorlar diyelim. Ve özellikle Cezayir'i Oruç tabii öncelikle abisi olduğu için kral oluyor. Daha sonra Oruç Reis ölünce, vefatından sonra da Barbaros Hayrettin de Cezayir'in kralı oluyor. Ama nedir? Yani gerçekten de hani şu anda Cezayir olarak bildiğimiz yerin yöneticisi. Kurucusu ve kralı. Yani sonuçta oranın hakimi, oranın padişahı ya da artık ne dersek. Oranın sonuçta yöneten insan, oranın hakimi oluyor. Burada akınlarına tabii devam ediyor. Ondan sonra da ne yapıyor? Padişahın ricası üzerine Osmanlı'nın kaptanı deryası oluyor. Osmanlı'nın kaptan deryası olmasından sonra da tabii malzeme, gemiler, personel bir anda Osmanlı donanmasını yeniliyor. İnanılmaz şekilde çünkü Cezayir'deyken İspanyollarla, İtalyanlarla devamlı savaşıyor. Ne oluyor? Onların taktiklerini öğreniyor, silahlarını öğreniyor, gemilerini, teknolojisini öğreniyor. Bunları Osmanlı da adapte ediyor bir yerde. Donanmayı yetiştiriyor, personeli yetiştiriyor ve ondan sonra da zaten onun zamanında da Akdeniz'e hakikaten karşısına çıkabilen bir donanma kalmıyor diyebiliriz. Şimdi aslında elindeki silahların ya da işte gemilerin gücü itibariyle herhalde bunu düşünmemek gerekiyor. Çünkü Preveze'ye baktığımız zaman karşılıklı hani rakamlar hadi konuşsun. Burada ben söylemeyeyim. Bu arada Türklerin tarihinde 30 büyük deniz savaşı Gökhan Atmaca, Doğan Tanrı verdi. Gökhan komutanla biz müzede de tanıştık. Sağ olsunlar, çok da güzel ilgilendiler. Müzeyle ilgili de size anlatacaklarım var. İşte onun bir kitabından şu anda sizlerle paylaşıyorum. Bu arada müzede de satılıyor bu kitap. Şimdi taraflar. Osmanlı Devleti, Kutsal Bağlaşma. Yer, Preveze Koyu. Bu arada Preveze Yunanistan'ın batısı oluyor değil mi hocam? Batısı. Komutanlar Barbaros Hayrettin Paşa bizim tarafta, Andrea Doria öbür tarafta. Heh, şimdi şuraya gelelim. Şimdi aslında mevcuda baktığımızda onlar rakamları hakikaten rakam olarak şeyden fazlalar. Verebiliriz, ekrana verebiliriz. Yansısı var onun. Tamam. Birazdan getirirler. 27 Eylül 1538 yılına seyircimizi şimdi götüreceğiz. Preveze Deniz Savaşı'nın neden bu kadar önemli olduğunu, neden bu kadar büyük olduğunu ve aslında nasıl da zoru başardığını böylelikle göstermiş olacağız. Değil mi? Tabii. O zaman isterseniz ben Preveze'ye geleyim. Tabii Preveze'ye geldiğimizde Osmanlı donanmasının mevcudunu görüyorsunuz. Tabii şöyle bahsedeyim. Burada 122 sayısını görüyorsunuz. İşte 20 başlarda, 70 kadırga ve 32 kalita. Şimdi bu rakamları başka hiçbir yerde, bugüne kadar yazılmış hiçbir kitapta bulamazsınız. Diyeceksiniz ki hocam siz bunları nereden çıkardınız? Çünkü Osmanlı'da savaşlara, donanmayla gidilen savaşların çoğunda resmi kayıt yok maalesef elimizde. Yani Preveze'ye giderken Osmanlı donanmasında kaç gemi vardı? Niye yok elimizde? Çünkü savaşlara padişahlar katılmamış, hiçbir deniz savaşına katılan padişah yok. Hiçbir, ya daha doğrusu o Abdülaziz'e kadar hiçbir gemiye binmemiş padişahlar. Dolayısıyla Sultan Abdülaziz'e kadar hiçbir padişah binmemiştir. Gemiye binmemiştir. Yani bu tehlikeli olduğu için mi yapmıyor? Vallahi bilemiyorum ya, korkuyorlar mı? Başka bir nedeni mi var? Ne bileyim işte Fatih gemileri görüyor, Bizans'a takviye geliyor, Osmanlı donanması onları geçiriyor, sinirleniyor, hatta atını sürüyor denize. Hı hı. Ben de... Bu arada az önceki gözüktü mü sizce arkadaşlar? Yani buraya verdik ama bir daha bir verin onu. Full verin, evet, seyircimiz de görsün. Şimdi o sayıları karşılaştırmak adına. Evet. Şimdi 1538 tarihinde 20 baş targa, bu
Baştarga dediğimiz biz Kadırga'nın bu kadar büyüğü. Kadırga'nın büyüğü. Kalita'da Kadırga'nın küçüğü. Bunlar kürek sayısına göre. İşte Kalita'nın 20-22 küreği vardır. Kadırga'nın 28 çifte küreği vardır. Baştar'da 32 ve daha fazla küreği vardır. Bunları biz nereden çıkartıyoruz? 1538'in yok ama elimizde 1532'nin, 1550'lerin, 55'lerin donanma mevcutları var, yapısı var. Şimdi çoğu yerlerde sadece Kadırga gider diye geçer ama Kadırga değil bunların hepsi. Niye değil? Çünkü elinde Osmanlı donanmasının Baştar'da da var, Kalita'da var. Sırf Kadırga değil ama gemi tiplerine hakim olmayınca yazanlar, asker yani tarihi yazanlar Kadırga diye geçiştiriyor bunu. Ama Kadırga değil çünkü top sayıları çok farklı, kapasiteleri çok farklı. Aslında ez cümle burada güzel özetlemişsiniz. Ekranda da yazıyor. Evet. Gemi sayısında Haçlı donanması 2 misli üstün. Evet. Top sayısında Haçlı donanması 1,5 misli üstün. Savaşçı sayısında ise Haçlı donanması 4 misli üstün. Evet. Çok aslında ciddi bir fark. Tabii. Dolayısıyla Barbaros Hayrettin burada ne yapıyor? Yani ben bu donanmayla savaşabilir miyim? Eşit şartlarda üzerine giderse yenilecek. Bu kesin. Bundan kaçınmanın imkanı yok. Dolayısıyla burada Barbaros Hayrettin çok ince bir planlama yapması lazım. Mekanı iyi tespit etmesi lazım. Çünkü bir amiralin en büyük özelliği o devirde filosunu ya da donanmasını istenilen zamanda ve yerde bulundurmaktır. Ondan sonra zaten uygun pozisyonda. Ondan sonrasını zaten gemi reislerine kalır. Niye? Ondan sonra zaten gemiler birbirine rampa edecek. Ondan sonra zaten amirallerin bir şey yapma şansı yok. Amiral sadece o noktaya getirdiği anda amiralin bir daha yapacak. Çünkü iletişimi yok. O devirde tabii düşündüğümüzde. Tabii bugünkü gibi böyle bir... Yani bir telsizi yok, başka bir ya şey yok. Ya da mesela düdükle falan mı acaba? Hayır, hiçbir şeyle yapamazsınız. Yani yüzlerce gemiden bahsediyoruz. Aralarında kaç mil mesafe var? Bir de savaş başladığı anda o top sesleriyle falan nereye? Yanınızdakine bile duyuramazsınız. Peki önceden bunlar bütün o kaptanlara, neyse işte gemileri kullananlara ya da oradaki kimse işi kumanda edecek. Bir kağıt üzerinde, bir tahta üzerinde siz şimdi buradan gideceksiniz, siz de buradan vuracaksınız gibi mi? Tabii. Taktiği öğretiyor. Ondan sonra herkes görevini yapıyor. Önceden bir savaş meclisi toplanır. İşte sağ cenahta, sol cenahta kim olacak, ihtiyatta kim, merkezde kim olacak, savaşa nasıl girilecek, nasıl rotalar hocam oraya bakmayın. neler yapılacak? Bunlar önceden tespit edilir. Ondan sonra da artık bütün tabii büyük donanmalarda bir tane amiral olmaz. Her bir grubun başında kendi yine amiralleri var. Mesela derler ki herkes kendi amiralini takip edecek, onun hareketlerine uyacak. Yani o saldırdığında herkes saldıracak şeklinde talimatlar verir ama rampaya girdikten sonra zaten artık yapılacak bir şey yok. Ondan sonra sonuç beklenir. Çünkü bunu haber vermek, iletişime geçmenin imkanı yok hakikaten. Tamamen bir kargaşa ortamı doğuyor. İnebahtı Leponto ile ilgili tablolar vardır. Orada bu konu aslında çok güzel anlatılır. Artık iç içe geçmiş. Yani bu taraf şu taraf diye bir şey yok. Yüzlerce gemi, on binlerce insan denizin ortasında zaten bir cam kara gibi pazarı. Tabii cam pazarı artık yani. Peki şimdi burada Barbaros Hayrettin Paşa'nın o halde bir dehası yani taktik olarak başarılı olduğundan mı veya bizimkilerin hani şeyleri topları daha mı üstündü? Çünkü şöyle bu kadar ciddi farkı nasıl kapattı? Bir haritamız olacak Preveze ile ilgili. Onu o zaman koyalım. O haritayı hazırlayıncaya kadar ben hemen bir tane daha soruyu sormuş olayım sevgili seyircilerimize. Bu da Barbaros Hayrettin Paşa ile ilgili, evet, olsun sorumuz. Barbaros Hayrettin Paşa'ya Hayrettin ismini veren padişah kimdir? Gündem ötesi etiketiyle sizlerden bekliyoruz. Birazdan da sancağını konuşacağız ayrıca. Evet. Buyurun hocam. Şimdi burada Arta Körfezi'ni görüyoruz. Preveze'de kalesi. İsterseniz ayakta anlatmak isterseniz olur, kalkalım. Olur. Ayakta anlatayım. Tamam. Şöyle anlatayım. Şimdi burası Arta Körfezi. Tabii burada şu önemli. Bu kıyılar Osmanlı kontrolünde. Yani burada o dönemde bir Haçlı şeyi yok, mevcudiyeti yok. Tamamen Osmanlı kontrolü. Burada bir Preveze Kalesi var. Ve hocam burası, burayı bize bir, yani neresi olduğunu gözümüzde bir canlanır. Siz tabii bütün koyları falan biliyorsunuz. Mora'nın batı tarafı, öyle diyeyim ben. Yani Arnavutluğun altı.
Buradan çıktığınızda Adriyatik'e giriyorsunuz. Arnavutluk'un alt tarafı, Mora Yarımadası'nın kuzeyi. Şimdi şuradan ne yapıyor Barbaros? Bütün donanmasını Arta Körfezi'ne alıyor. Niye alıyor? Çünkü karşısında iki misli bir kuvvet var. Çıkıp da açık denizde birebir çarpıştığı zaman yenilmesi %100 yani. Kaçınılmaz. Dolayısıyla bir anlamı yok. Ne yapıyor? Buraya giriyor. Burası hemen hemen Akdeniz'in en güvenilir limanı. Niye güvenilir? Çünkü burada isterse 1000 parça kadırga gelsin, tek tek girebilir. Çünkü buralar çok sığ. Sadece tek kadırganın geçmesine müsaade ediyor. Barbaros alıyor kadırgalarını, buraya diziyor. 20 tane, 10 tane fark etmez. Geminin başı tabii ki girişe baktığı şekilde. Ne oluyor? Buradan bir kadırga tek tek geçmesine imkan yok. Karşında 10 tane ya da 20 tane kadırga toplanışılmış, anında batar. Artı Trevese Kalesi var, onun topları da batar. Dolayısıyla ne yapıyor? Giriyor buraya Barbaros. Haçlı donanması dışarıda, Andre Doria. Ama şu var, bu çok önemli. Galibiyet için yani. Şöyle, Haçlı donanmasında iki tip gemi var. Bir yelkenliler var, bir kadırgalar var. Dolayısıyla bir tip kuruluşunda değil, yani aynı tip gemiler değil. Bunda çok büyük bir zorluk vardır. Niye zorluk vardır? Rüzgar olduğu zaman yelkenliler daha hızlı gider, kadırgalar daha arkada kalır, ama tam tersi. Rüzgar kesildiği anda yelkenler hepsi olduğu yerde kalır. Hiçbir yere gidemez. Mesela savaşçı sayısında ne diyoruz? 4 katı üstün. Ama bu savaşçıların çoğu yelkenli gemilerde. Yelkenli gemilerde 20 bin tane savaşçı var. Rüzgar kaldı, 20 bin savaşçı hiçbir şey yapamaz. Ha, güzel. Dolayısıyla sen onları bir anda siliyorsun. Çünkü kaldı, bir yere gidemiyorlar ki. Şimdi ne yapıyor Barbaros? Bekliyor. Neyi bekliyor? Sonuçta bu kıyılarda Osmanlı. Bekliyor çünkü sonuçta bu kadırgalar denizde 2 gün kalır, 3 gün kalır, 4 gün kalamaz. Kalmalarına imkan yok. Suları bitecek. Yiyecek bitecek. Çünkü kadırgalarda düşünün, bir kadırgada 200 tane kürekçi var, 100 tane asker var, 50 tane denizci var. Yani bu kadar insanın su içmesi lazım, yemek yemesi lazım. O da 2-3 gün yeter. Bunların ambarları falan yok çok fazla. Hı hı. Dolayısıyla 2 gün 3 gün beklediler. Barbaros çıkmıyor. Bekliyor. Niye? Kendi avantajını, yani rüzgar ve deniz şartları ne zaman ki kendi avantajına uygun olacak, o zaman çıkacak. Bekliyor. Ne yapıyorlar 2-3 gün sonra Haçlı donanması? Yapacakları bir şey yok. Yani bir şekilde artık limana girmek zorundalar ya da karaya. Ne yapıyorlar? Güneye iniyorlar. Güneye iniyorlar ama hepsi inemiyor. Çünkü kadırgalar iniyor. Yelkenli gemiler kalıyor. Biri burada kalıyor, biri burada, biri... Yani çünkü rüzgara bağlılar. Rüzgar yoksa Şamandıra gibi denizin ortasında kalırlar. Ondan sonra bakıyor, rüzgar kuzeyli. Gemiler de açılmış gitmiş, darmadağın olmuşlar. Dolayısıyla sayı avantajını Haçlı donanması kaybetmiş oluyor. İşte zaman ve mekan faktörlerini çok iyi kullanarak Barbaros bir anda çıkıyor buradan. Körfez'den çıkıyor ve burada tek kalan, 2 parça, 3 parça kalan gemileri rahatlıkla angaje olup onları batırabiliyor veya ele geçirebiliyor. Çünkü düşünün, 20 mil aşağı inmiş kadırgalar, Andre Doria'nın kadırgaları. Onların bunu haber alıp gelip yetişmesi hakikaten zor. O arada buradaki gemileri imha edebiliyor. Tamam, sonra ne oluyor? Andre Doria'nın gemileri geliyor aşağıdan. Barbaros'un gemileri de yukarıda. Bir şey daha var. Şimdi Andre Doria'nın donanması diyoruz ama papalık gemileri var, İspanyol gemileri var, Venedik gemileri var, Ceneviz gemileri var, Malta gemileri var. Dolayısıyla bir emir komuta birliği yok. Yani hepsinin başında da kendi amiralleri var. Hı hı. Ve bütün amirallere verilen kendi devletlerinden farklı hedefler var, farklı amaçlar var. Yani bir amaç birliği yok, hedef birliği yok. Hepsinin derdi farklı. Bir Andre Doria ortak komutanları ama şimdi Venedikli amiral Andre Doria'ya uymuyor. Çünkü ya diyor, niye böyle yapmıyorsun? Hadi savaşalım, hadi saldıralım. Hayır, Andre Doria bekleyelim. Dolayısıyla aralarında bir uyum yok. İkincisi de dediğim gibi yelkenli ve karışık olmaları, kürekli. Bu arada hazır böyle kadırgada demişken bizim elimizde bir animasyon var. Onu ekrana taşıyalım mı hocam? Olur tabii ki. Çünkü sizin için kadırga belki avcunuzun içi gibi bildiğiniz. Ama bizim çok da
aslında denizcilikten anlamadığımız için bir gelsin bakalım. Bak arkadaki Barbaros Hayrettin Paşa'nın sancağı bu arada. Sancağı da birazdan göstereceğiz. Şimdi burada nasıl olur şey? Şimdi bu kadırgalar Barbaros zamanının kadırgası değil. Zaten böyle oturarak kürek çekemezsiniz. İmkanı yok. Ayakta çekmeniz lazım. Bunlar 16. yüzyılın ikinci yarısının kadırgaları. Tamam. Yani şimdi tabii bu detayı çok kimse bilmez. Bu kadırgalar 16. yüzyılın ilk yarısında bu tür kadırgalar yok. Bunlar Barbaros'tan sonra İnebahtı zamanındaki kadırga tipleri öyle diyeyim. Niye? O dönemdeki kadırgalarda her bir sırada 3 kürekçi var, 3 tane de kürek var. Şimdi burada dikkat ederseniz bir sırada aynı küreği 2 kişi çekiyor. Evet. Ama 1538'de burada 2 kişi her birinin elinde bir kürek var. O zaman kürek çeşitleri yani çekme şeyleri çok farklı. Bir de hiçbir zaman kadırgada böyle oturarak kürek çekemezsiniz. O, hep ayaktadır öyle ayak, mi? Tabii. Yani şuradakiler belki oturuyor ama buradaki ayakta olmak zorunda. Zaten açı olarak oturarak çekemezsiniz. İmkanı... Toplar aşağıda mı? Toplar aşağıda mı? Toplar sadece kadırgalarda baş tarafta vardır. Ha baş tarafta. Vasatlarda yani böyle yandan atılabilecek toplar yok mu? Yanda daha sonraki dönemlerde. Yani bu gemilerde bakın sadece başta vardır. Merkezde bir büyük top vardır ki asıl gemilere karşı kullanılabilen toplar bir tek onlar. Yani attığı topun güllenin büyüklüğü itibariyle diğerleri genelde personele karşı yani insanlara karşı etkili olabilen toplar. Ama merkez hattındaki sadece gemilere karşı etkili olabilecek tipler. Tabi burada dediğim gibi bu daha bir daha 17. yüzyıl 16. yüzyıl sonu kadırga tipi. Peki mesela Preveze'yi göz önünde bulunduracak olursak o zamanki topların da mesafesini düşünelim. Gemiler birbirine zarar vermek zarar verebilecek kadar nasıl yaklaşıyorlar? Aralarında kaç metre var? Ha, rampa ediyorlar artık. Yani sıfıra kadar geliyor. Tabii. Çarpışıyorlar zaten neredeyse. Topla hiçbir zaman o kanyon döneminde karşılıklı gelip top düellosu oluyor. Kadırga döneminde öyle topla batırma falan diye bir şey söz konusu değil. Yani batırabilirsiniz tabii. Ama buradaki kadırga dönemindeki bütün savaşlarda rampa ederek. O zaman hocam şöyle mi düşüneceğiz? Yani aslında deniz savaşı dediğimiz savaşlarda normal kara savaşında olduğu gibi dönüyor. Böyle karşılıklı birbirlerine kılıç göğüse, mı sallıyorlar? Tabii, göğüs göğüse yani rampa ediyorsunuz. İşte orada reislerin, amirallerin hünerleri bakın. Benim verdiğim bir fotoğraf. Gördüğünüz gibi rampa etmiş Osmanlı gemisidir. Haçlı gemisi rampa ediyorsunuz. Rampa ettikten sonra atlıyorsunuz ve bir göğüs göğüse bildiğimiz bir savaş icra ediliyor. Yoksa top çünkü toplarla bir tane top atarsınız. Ondan sonra onu öyle seri atamıyorsunuz ki o dönemdeki toplarla. 10 dakika dolduracaksınız onu, bekleyeceksiniz, soğuyacak falan. Yani öyle şimdiki toplar gibi böyle seri öyle 10 saniye bir atamıyorsunuz sonuçta. Bir kere attınız, şansınız artık. Ondan sonrasını rampa ediyorsunuz zaten. O zaman padişahların neden denize çıkmadığını net bir şekilde anlayabiliyoruz. Çünkü bu çok büyük bir risk. Tabii. Ama baktığımızda işte Şarken olsun diğer batıda imparatorlar savaşlara donanmaların başında katılıyorlar, seferlere katılıyorlar. İşte Tunus'un fethine geliyor imparator. Yani onlar katılıyor ama bizde maalesef padişahlar katılmamış. Padişahlar katılmadığı için de vakanüvisler de biliyorsunuz hep padişahın yanında. Tabii. Şimdi biz Macar seferi yani bütün karadaki kanunun seferlerini hepsini çok iyi biliriz. Gün gün dakika dakika niye? Vakanüvis yazıyor yani jurnalini, ceridesini, harp ceridesini yazıyor. Onlar şimdi elimizde var ama deniz savaşlarına katılan olmadığı için böyle çok detaylı bir bilgi maalesef yok. Zaten bizim deniz tarihimizin kısıt bir yerde çok az olması yazılı belgelerin de o yüzden yani, ya da kitapların. Ana sebebi bu diyebilirim. Evet. Aslında böyle denizdeki zaferin varlığını yeterince anlayamıyor olmamızın ya da şimdiye kadar bunun çok fazla konuşulmamış olmasının sebeplerinden bir tanesi de belki bu. Halbuki denizlere hakim olan karaya da hükmedecek değil mi? Tabii. Bunu işte Osmanlı 16. yüzyılda başarıyor. Kimin sayesinde? İşte o zaman tabii Kılıçalılar, Piyaleler, Turgutlar, Barbaroslar var. Ama maalesef ondan sonra bu dönem yani denizciler, yani denizden yetişmiş amiraller tarih sahnesinden
silinince ve onların yerine denizle ilgili olmayan Kaptan Derya gelince maalesef. Evet. Peki bu kadırga... Bu kadırga da değil. Yani ama daha o zaman hocam yani bütün animasyonlardaki bütün çizimlerde herkes Barbaros'un sancağını koyuyor. Bu detayı Türkiye'de belki 2 kişi 3 kişi bilir. Yani 4 kişi bilmez hakikaten. Yani eğer şurada tek kürek varsa bir sırada bu 16. yüzyılın ilk yarısına ait bir kadırga tipi olamaz. Bu ikinci yarısına ait bir kadırga tipi. Ha, İnebahtı için bunu söyleyebiliriz ama. Evet. Ama Trevezi için, o dönem için söyleyemeyiz. Bu arada bir soru daha sorayım. Çünkü evvelki sorunun cevabı da TT olmuş. Osmanlı Devleti'nin ilk tersanesi nerede kurulmuştur? Gündem Ötesi etiketiyle yazmanızı rica ediyorum. Mesela bir kadırga. Bu da. Bu da benim tablom. Bir de. Hocam ne kadar yeteneklisiniz. Sevgili seyirciler, hocamız... Ha, bu arada Beşiktaş'ta Deniz Müzesi var malumunuz. İstanbullular bilirler. Bu arada mutlaka gezmenizi isterim. Çünkü içeri girince insan böyle şaşırdıkça şaşırıyor. Sevgili hocamız da o müzenin 4 sene komutanlığını yapmış bir isim. Bu arada eksik gördüğü yerlerde de kendisi oturmuş, resme başlamış ve çizmiş. Hocam süpersiniz. Şimdi... şu sancağı da biraz konuşalım mı? Olur. Sevgili seyirciler, Barbaros Hayrettin Paşa'nın sancağı meşhurdur biliyorsunuz. Döneme ait olsun olması zaten maşallah bütün kadırgalara bu sancağı koymuşlar. Şimdi şöyle bu birebir aynısı mı? Tabii tabii ama küçüğü. Küçüğü. Tabii 5 metre falan büyük bu. Normalde orijinali büyük. Normalde orijinali tabii ki. Zaten Deniz Müzesi'ne gittiğiniz zaman Beşiktaş'ta orijinalini göreceksiniz. Umduğunuzun da ötesinde büyük. Şöyle diyeyim, tabii kadırga sonuçta bu kadar. Ama kalyonların sancakları, 100 metrenin üzerinde kalyon sancakları var ki müzede de var, envanterinde 120 metreye varan, büyüklükler metrekareye varan. Barbaros'un kullandığı sancak, normalde bir Fetih suresi vardır. Yani bize Ya Muhammed bir fetihe ile şeklinde. Burada tabii bizim her zaman için karşılaştığımız en büyük soru, ya işte bu Yahudi miydi Barbaros? Niye burada Yahudi yıldızı var, Davut yıldızı var ama tabii ki değil. Oradan başlayalım anlatmaya. Bu arada seyircimiz Fetih suresini bildiği için ben onun üzerine bir şey yapmadım. Evet buyurunuz. Buradaki bir ekleme yapmadım. O dönemde tabii bu Kur'an'da da vardır. Hazreti Süleyman rüzgara hükmeden bir peygamber. Dolayısıyla Barbaros'un bunu kullanması, rüzgara hükmetmesi lazım. Rüzgarın bir yerde Barbaros'la birlikte olması lazım ki savaşları kazanabilsin. Zaten o dönemde eski İstanbul'da mesela camilerde bu yıldızı her zaman için görürüz. Evet, evet. Kullanılmıştır. Ama daha sonra bu Yahudilerin simgesi olmaya başladıktan sonra tabii artık Müslümanlar bu yıldızı kullanmıyorlar. Ama niye canım, bizim sembolümüzmüş. Biz zamanında niye bırakalım? Bizim sembolümüz dediğim gibi ama maalesef öyle gözüküyor. İşte Hazreti Ebubekir, Osman, Ömer, Ali bunlar Halifeler. Da bizim yine üzerinde olan isimler. Pençe-i Ali var. Bu da Pençe-i Ali Aba. Ali Aba var. Hazreti Muhammed'in kızı, damadı ve çocuklarını simgeliyor biliyorsunuz. Yine Hazreti Ali'nin kılıcı simge olarak bunlar var. Hocam kolum çok yoruldu. Evet. Peki bu yeşil. Şu kırmızı ne? Bir de kırmızısı, bu da Kırım Harbi'nde Kaptan Derya Ataş Mehmet Paşa tarafından kullanılmış. Aynısıdır. Tek farkı kırmızı ve yanlarda yeşil süslemeleri vardır. Bu da Kırım Harbi'nde kullanılmış. Daha sonra da İmroz Muharebesi'nde yine Barbaros Hayrettin zırhlısına çekilmiştir. Tek farkı odur. Bu da orijinali Deniz Müzesi'nde var. Yine 5 metreye 3 metrelik bir sancak. Barbaros sancağının aynısıdır. Evet. Şöyle koymuş olalım. Evet. Ha, bu arada sancakla ilgili olarak da belki birkaç ekleme yapılabilir. Barbaros'un sancağı karargah girişinde diye yakın zamanda, yani herhalde 2 sene olmuştur. Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını korumakta kararlı bir tutum izleyen deniz kuvvetlerinin girişine Barbaros Hayrettin Paşa sancağı
kondu diye haber çıkmıştı. Buradan da hatırlarlar herhalde. Büyük denizcinin diye. Bir örneği Beşiktaş'taki Deniz Müzesi'nde bulunan sancağın en üstünde işte ayetten de bahsediyor. Ondan sonra Saf Suresi 13. Saf Suresi, ayet. Evet, 13. Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih vardır. Ya Muhammed müminlere evet. müjde ver hükmünü içeriyor. Sancağın ortasında Hazreti Ali'nin kılıcı Zülfikar. Yanında pençe yalaba olarak tabir edilen Peygamber Efendimiz, kızı Hazreti Fatma, damadı Hazreti Ali ile torunları Hazreti Hasan ve Hüseyin'i temsil ediyor. Evet. Sancağın dört köşesi, dört büyük halife. Alt kısmında Süleyman mührü. Ve bu Süleyman mührü de rüzgara hükmedebilmek maksadıyla konduğu belirtiliyor. Bu arada bir de gelenek yeniden başlatıldı. Çimariva mı? Çimariva. Onu da anlatabilir misiniz? Çimariva bizim gemilerde selamlama maksadıyla kullandığımız bir tabir. Çimariva dediğimiz zaman personel her geminin çimariva yerlerine yani selamlama yerleri vardır. Tabii o dönemde bakın burada Çimariva'da personel geminin baş tarafında, kış tarafında veya uygun yerlerinde gemi personeli bu şekilde dizilir. Şapkalar çıkartılır ve bu şekilde üç kere selamlanır. Tabii yelkenli gemilerde direklere, serenlere çıkılıyor. O daha hakikaten çok güzel. Bakın şeyler yine selamlama, şapka tutulur. Kumandayla tabii gemide bir kişi buna kumanda eder ve herkes aynı anda sağ ol, sağ ol, sağ ol şeklinde çimariva yerleri. Az evvel Barbaros Sancağı tabii deniz kuvvetlerine takıldı. Öyle bir şey yok. Ama öyle çıkmıştı haberler. Hayır şöyle. yani orijinali değil tabii. Aha, tabii ki. Şöyle diyeyim ben. Daha önceleri çok eskiden Barbaros Sancağı türbenin içindeydi. Ancak bunlar saf ipek olduğu için lifler tabii dikey asılmış. Lifler açılıyor. Lifler açıldığı zaman da zamanla o sancak yok oluyor. Dolayısıyla daha sonra türbeden kaldırılıyor. Çünkü bunun yatay muhafaza edilmesi lazım. Bu müzecilikte eğer dikey muhafaza ederseniz, asarsanız zamanla bu lifler açılacağı için o sancak hakikaten elden çıkabilir. Dolayısıyla dikey olarak sergilenmemesi Şimdi gerekiyor. Şimdi Beşiktaş'taki müzede zaten, bu arada gerçekten çok iyi bir müze. Ben çok keyifle daha önce de gezmişliğim vardı. Yakın dönemde tekrar gittim. Evet, görüntüler ekranda diye hemen beni uyardılar. Hele burada bu saltanat kayıklarının olduğu yerde hocamızın da zaten kitabında yazdı. Bir ihtişam, aman ya Rabbi neler neler. Tabii dünyanın özellikle saltanat kayıklar açısından dünyanın en zengin müzesi, en büyük koleksiyon burada. Hı hı. Dünyada 42-43 tane saltanat kayığı ya da kralların bindiği tabii vardır. Bunlarda da en büyükleri İstanbul Deniz Müzesi birdir. Portekiz'de vardır. Yine aynı şekilde İspanya'da vardır ve Tayland'da vardır. Ve çok sağlam. Evet, Kadırga var bir de. Kadırga'da dünyanın şu anda en eski tarihi gemisi unvanı var. Yaşayan en eski tarihi gemisidir. Bu da çok önemlidir. Hakikaten çok kişi bilmez bunu. Tabii dünyanın en eski tarihi gemisi dediğimiz zaman işte diyorlar ki işte Norveç'te efendim Vikinglerin teknesi ama onlar arkeolojik buluntu. Şimdi hocamız aslında oradaki ama bunu bence bir sonraki başka program. Bir bomba patlattı ki yani ama ben ikna oldum. zaten eğer bu ortaya çıktığı takdirde bence o deniz müzesinde de ziyaretçi akını olacak diye düşünüyorum ama onu o programa saklayalım evet, lütfen. İyi olur. Yoksa şimdi söyleyelim mi Ebru? Hayır diyor, söylemeyelim diyor. Peki. Bir de şöyle güzel bir şey yapmışlar. Şimdi gidemeyecek olanlar tabii sevgili seyircilerimiz şu anda kim bilir nerelerden seyredenler var. Ve Türkiye'nin de dört bir yanından. Herkes İstanbul'a gelemiyor tabii doğal olarak. Şöyle bir uygulama yapmışlar. O benim çok çok hoşuma gitti. Normal telefonlara bir uygulama yüklüyorsunuz. Bir aplikasyon ki bu ücretsiz zaten. Deniz müzelerinin aplikasyonu. Bunu yüklediğiniz takdirde dinleyebiliyorsunuz oradaki envanterin, oradaki işte tüm diyelim Kadırga'nın öyküsünü, geçmişini, evet, tarihini, objelerle ilgili bilgi edinebiliyorsunuz.
Ve şöyle bir güzellik yapmışlar tabii pandemi döneminde, işte al onu tak, işte geri ver vesaire de olmasın diye. Normal kendi kulaklığınızdan dinleyebilirsiniz. Mesela önüne geldiniz bir objenin, aa bu nedir falan diye böyle baktığınızda oraya küçük aletler yerleştirmişler. Zaten otomatikman sizi uyarıyor ve... Sensör görüyor mu? Evet, sensör görüyor ve bilgisini vermeye başlıyor. Bence çok güzel bir uygulama. Ellerine sağlık. Umarım diğer müzelerde de bu uygulamaya geçilir. Geçiliyor yavaş yavaş. Yavaş yavaş geçiliyor. Seyircimizden bir tane enteresan soru gelmiştir. Şimdi onu da göndermişler bana. Diyorlar ki Andrea Doria ile, yani bu Haçlıların başındaki komutanla Barbaros Hayrettin Paşa'nın savaşmamak üzere anlaştıklarına dair bir şeyler okuduklarını söylüyorlar. Bir iddia var diyorlar. Bir şey var mı? Bu iddia özellikle İtalyan amiral tarihçidir tabii. Manfroni tarafından ortaya atılmış ama sırf onun tarafından değil. Genelde İtalyan tarihçiler bu iddiada bulunuyorlar. Niye bulunuyorlar? Çünkü dedim ya, Haçlı donanması, işte İspanyol var, Venedikli var, Cenevizli var, Maltalı var, Papalık kadırgaları var. Bu mağlubiyetten birbirlerini sorumlu tutuyorlar. Dolayısıyla Andre Dore'yi de bu işten sorumlu tutmak için İtalyanlar böyle bu şekilde, işte Andre Doria anlaştı Barbaros'la, o yüzden biz yenildik. İşte anlaşmada şöyle göya anlattıkları, Andre Doria haber göndermiş Barbaros'a, Barbaros'a işte bütün Kuzey Afrika kıyılarını verelim. Cezayir'e verelim. Zaten Cezayir'in haricinde birkaç liman daha verelim. Yok efendim, Barbaros da kabul etmemiş. Tunus'u da istemiş üzerinde. Ya şimdi böyle bir şey olma ihtimali, şimdi düşünelim. Zaten Cezayir'in kralı. Barbaros gidiyor. Cezayir kralı olduğu bir ülkeyi padişah veriyor, buyurun diyor. Umurunda değil öyle şeyler. Gidip koskoca Barbaros Hayrettin 3-4 tane liman için böyle şeylere kanar mı ki? Böyle bir şey yaptığı zaman Kanuni'yi karşısına alacak. Böyle yani kardeşini öldüren insanlarla, kardeşlerini hepsini öldüren insanlarla böyle bir anlaşmayı nasıl yapar? Hatta işte savaşın başlamasından önce bir Haçlıların kadırgası geliyor, Barbaros'a geliyor, işte bu teklifleri yapıyor filan. Yani böyle bir şey imkan var mı o devirde? Ondan sonra da Barbaros kendi gemilerine işte diyor ki İspanyol gemilerine dokunmayın, işte Venedik gemilerine saldırın filan. İlle bir karalama olacak. Yani tabii ki karalayacaklar, işte Andre Doria işte şöyle suçlu, böyle suçlu. O devirde hep olan şeyler 16. yüzyılda. Osmanlı'da yani itibar etmeyin diyor hocam. Biliyorsunuz evet, itibar edilecek şeyler değil. Hatta şöyle şunu da ifade etmek gerekiyor. Düşünebiliyor musunuz? Hani Barbaros Hayrettin Paşa bir tarafta, Kanuni Sultan Süleyman bir tarafta, sene 1533 Hattı Hümayun'la İstanbul'a çağırıyor ve Hayrettin Paşa da meşhur yanına meşhur 19 reisini alarak mükemmel bir donanmayla yola çıkıyor. Sonra Kanuni'nin karşısına geldiğinde getirdiği onca hediyenin üzerine Cezayir'inde İşte tapusunu diyelim, tapusunu veriyor ve şöyle diyor. Bir Hayrettin kulun geldi, sen ol Şahı Süleyman'e, sana layık nemiz vardır, kabul eyle fakirane. Çok güzel. O dönemin hakikaten bu tür ifadeleri çok güzel. Tabii orada 200 işte bir köle kadın tarafından taşınan altın ve gümüşler, 200 deve yükü, ipekler, çeşitli kumaşlar, çok inanılmaz bir servet de tabii o dönemde padişaha çıkan herkes belirli kendi konumuna göre hediyeler vermek durumunda. Zaten padişah da onu görüyor. Ya diyor, bu daha bu durumdayken bu kadar hediye getiriyor. Çok etkileniyor hakikaten Kanuni de. Evet, zaten orada hemen gel diyor, sen benim donanmanın başına geç, buyur, istediğini yap. Ama yani fikren onun görüyor dünyasına, yani onun dehasına güveniyor ki bu görevi. Tabii zaten o yüzden çağırıyor. Sonuçta o dönemde Andre Doria ile başa çıkamıyor. Şimdi Kanuni kara savaşlarını kazanıyor ama Andre Doria Haçlı donanması ne oluyor? Kıyılardaki kaleleri alıyor. Oralara seferler düzenliyor. Osmanlı donanması bununla baş edemiyor. Niye? Osmanlı donanmasının idaresi denizcilerde değil. Denizci bir kaptan derya olmadan da baş edemez. Ne yapıyor Kanuni de? Ya bu
Bunlarla kim baş eder? Tabii Barbaros'un ününde duyuyor. Çağıralım bakalım şunu diyor. Ve Barbaros'u o şekilde zaten çağırıyor. Barbaros da geliyor hakikaten. Oğluna bırakıyor Cezayir'i. Hı hı. Çünkü Cezayir'i de sonuçta birini bırakması birini lazım. Birini yönetmesi lazım. Tabii oğlu Hasan, Hasan'a bırakıyor ve İstanbul'a geliyor o şekilde. Peki hocam, Barbaros Hayrettin Paşa'nın denizlerdeki başarısı nedeniyle elde ettiği hani ganimetlerle mi bu kadar zenginleşmiş? Tabii. Mesela biz böyle filmlerde şunu görüyoruz, işte çarpışıyor gemiler, hadi bir tanesi öbürünü yendiği takdirde giriyorsun, onun içinde hani genelde de sandıklardan böyle altınlar falan çıkıyor. Nasıl oluyor? Şimdi öncelikle 16. yüzyılın yapısına bakmak lazım. Savaş tiplerine bakmak lazım. Şimdi 16. yüzyılda milliyetçilik diye bir kavram yok. Yani Andre Doria, Cenevizlidir. Andre Doria'ya Fransızlar, gel biz sana daha fazla ücret vereceğiz demişlerdir. Gelmiştir André Doria, Fransız donanmasının başına geçmiştir. Ceneviz'de savaşmıştır. Sonra Cenevizler bakmıştır ki ya bu André Doria bize zarar veriyor. Bu oradan 50 bin lira alıyor diyelim işte gulden neyse frank. 100 bin frank vermişlerdir. Kendi donanmalarına transfer etmişlerdir. Bu sefer André Doria Fransızlarla savaşmıştır. Yani o dönemde öyle milliyetçilik falan yok. Bir kere bunu bir akılda tutalım. İkincisi gemileri daha o dönemde resmi donanmalar çok yaygın değil. Yani Fransız donanması yani gemileri. Bir savaş olacağı zaman genelde iş adamları. Yani insanlar o zamanlar iş adamı. Hı. Yani Barbaros'un da 30 tane kadırgası var. André Doria'nın 40 tane kadırgası var. Ne oluyor? Kendi şahsına kadar. Şahsına ait. Ne oluyor? Fransa diyor ki ya ben savaşacağım diyor. André Doria'ya gidiyor. Ya diyor seni kaça kiralarsın bana 30 tane kadırgayı. André Doria bunların parasını istiyor. Ne oluyor? Fransızlar için savaşıyor bu sefer. Yani iş adamları bunlar. Para kazanıyorlar bu işten. Yani o devirde öyle donanmalar çok çok az. Ama bir dakika yani şey gibi değil o zaman. Tabii. İnsan ama şöyle ben şöyle düşünüyordum. Acaba hani ticaret gibi mi kullanıyor? Bir yerden bir yere mal taşıyor vesaire. Değil. Bayağı savaşta al benim gemimi sen kullan. Tabii onun karşılığında şey mesela anlaşmaları var. İşte ganimetten belli bir yüzde alıyor. Hmm. Tabii ki. Şu da var. Mesela nedir bir donanmanın hedefi? Karşı donanmayı batırmak. Yenmek odur. Evet. Ama şimdi eğer siz iş adamıysanız, yani iş adamı dediğim kadırgaların sahibisiniz. Ben gittim karşı donanmanın 20 kadırgası vardı. 20'sini de batırdım. Ben galip miyim? Galip değilim. 20'sini de batırdım. Ne ganimet nerede? Hiçbir şey yok elimde. Ben 20 şeyle savaştım. En az benim de 2-3 kadırgam batmıştır. Tabii. Zarardayım ben. Ne yapmayı istiyorlar o dönemde? Batırmak değil de onu esir almak. Sağ olarak ele geçirmek. Niye? İçindeki insanları, kürekçileri köle olarak alacak. Onları satacak daha sonra. Gemi onun olacak. Yani sermayesini arttıracak. Ha, o yüzden de belki birbirlerini böyle top atışıyla hani yakıp işte, yıkmıyor gemiyi de karşılıklı geliyor da tabii savaşıyor. Yani, bunları çok iyi bilmek lazım. Diğer bir husus da bakın köleler. O dönem için en zengin, en önemli şey köle elde ediyor. En güzel para köleden. Çünkü altın, gümüş tabii ki ama bir köye akın yaptınız. Altınla gümüş saklanması en kolay olan şeyler. Her yere saklarsınız. Bulmanıza imkan yok. Ama köle insan saklanamaz. Sonuçta insanları kolaylıkla ele geçirebilirsiniz. Dolayısıyla kölelerin üzerine daha çok gidilmiş ve en kıymetli şey köleler olmuş. Tabii köle derken sırf köylü olarak düşünmeyelim. Siz gidiyorsunuz oradaki bir valiyi ya da ne bileyim bir amirali ya da ünlü birini ele geçirdiğiniz zaman çok büyük paralar alıyorsunuz fidye olarak. Yani burada sonra ailesinden o parayı alıyor. Tabii ya devletten ya ailesinden fidyeler alınıyor. Sırf bununla uğraşanlar var. Mesela o zamanlar rahipler bu işi yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Siz gittiniz bir İtalya'dan bir önemli bir insanı, zengin bir insanı köle olarak aldınız. Onu öldürmüyorsunuz, küreye de koymuyorsunuz. Niye? O para ediyor. Onu ne yapıyorsunuz? Haber gönderiyorsunuz. Bakın diyorsunuz işte bu burada. Rahipler geliyor, bedeli de budur. Topluyorlar onun parasını, getiriyorlar, onu şeyle ödüyorlar. Yani bu şekilde insanlar ya da o zamanlar zengin oluyor. Paralar bu şekilde elde ediliyor bir yerde. Hep böyle dizilerde de gösterirler mesela güzel genç kızları da kaçır. O da var mı? Tabii canım, köle dediğimiz yani sırf erkekler değil, köyü bastın. Bakın işte rahipler geldi, bakın parayı ödüyorlar kurtarmak için.
Bakın bu çok güzel bir gravürdür. 1662 yılında rahipler gelmiş, ellerinde işte kese kese altınlar. O altınları verecekler karşılığında işte kimi kurtarmak istiyorlarsa onu alacaklar. Bir köyü bastığınızda da dediğim gibi erkek, kadın ne varsa işte işe yarar olan erkekler küreğe vurulur ki çok önemli o devirde. Yani kadırganın en büyük ihtiyacı kürek. Kürekçi olmazsa kadırgalar hareket edemez. Dolayısıyla... Ama bir şey söyleyeceğim. Bundan da ne verim alınır ki? Hani milliyetçilik yok dediniz. Yani ne için o küreği çekiyor? Savaşçı ne için çekmesi ölecek? Ölecek evet. Yani bu kadar basit. Ama çok da çabuk işte sap değiştirir. Ya da çok çabuk kendini atar herhalde bir kurtarabileceği anda. Bir de terk eder. Şunu anlamak lazım. Ya niye bunlar bu kadar kolaylıkla başarı elde ediyorlar? İşte İspanya kıyılarına gidiyorlar, İtalya kıyılarına gidiyorlar. Üç gemi gidiyor bir anda oradaki köyleri köleler alıyor, yağmalıyor. Şimdi şöyle düşünelim. Günümüz gibi değil ki. Siz İtalya'nın kıyısında bir köye gittiniz. O köyde yani şimdi günümüze göre internet yok, telefon yok, telsiz yok. Siz geldiniz 3 korsan gemisi bastınız. Peki onlar nasıl yardım isteyecek? Kimden isteyecek? Evet. Hani en yakın hani donanma üssü diyelim ya da kadırgaların olduğu yer 3 günlük mesafededir. Onları 3 günlük mesafeye haber göndereceksiniz. Onlar gelecek 6 gün sonra. Zaten onlar bir günde işini bitiriyor korsanlar. Bütün köyü köle olarak alıyor, ele geçiriyor, dönüyor. Dolayısıyla imkansız o devirde. Peki bizim şimdi seyirci sorularına da bakıyorum da bizim Türklerden çok var mı korsan? O dönemde hemen hemen herkes korsan. Yani Türk derken Maltalılar da korsan, İtalyanlar da korsan. Yani denize açılanlar zaten korsan. Tabii diyorsun. Yani hepsi, herkes korsan o devirde. Yani kendinden olmayan bir gemiyi, bir yükü, ticaret şeyini yakaladığı zaman insanlar el koyuyorlar. Bunu Türk de yapıyor, İspanyol da yapıyor, İtalyan da yapıyor, Maltalılar da yapıyor. Malta şövalyeleri işte Barbaros'un kardeşini öldürenler Malta şövalyeleri. Şövalye ama korsan mı? Korsan tabii, Malta korsanları. Barbaros zaten biliyorsunuz o zaman kendi halinde bir tüccar. Kardeşi ölünce ne yapıyor? Madem öyle diyor, ben kardeşimin öcünü alacağım diyor ve bir anda savaşçı oluyor, Akıncı oluyor, Levent oluyor, korsan oluyor. Bu arada dizinin neden isminin de Barbaroslar olduğu biraz da bununla alakalı. Çünkü sonuçta iki kardeşten bahsediyor. Kardeşlerden bir tanesi önce Barbaros, o da onu anlatın isterseniz. Vallahi şimdi tabii Barbaros niye Barbaros? Sonuçta birinin adı Hızır, birinin adı Oruç. Yani bunlar Hızır Reis'le Oruç Reis. Ama işte yabancıların İtalyanca'da, İspanyolca'da barba, işte sakal demek, rossa, kırmızı, Katalanca'da daha farklıdır filan. Oradan yola çıkarak işte bu yüzden Barbaros dendi yabancıların. Ama mesela Halil İnancık Baba Oruç'a diye tarif eder. Barbaros'un oradan geldiğini, yani Oruç'a, Baba Oruç'a, Baba Oruç'a. Hep Halil İnancık o şekilde yazar. Oradan geldi yine söylenir ama sonuçta. Sonra Hızır Barbaros olarak anılmaya başlanıyor. Ama Hızır Reis'in aslında kızıl değil. Değil. Normal kumral. Hani kahverengi sakalı. Ama öyle yakıştırılmış zamanında öyle de gitmiş. Öyle diyeyim ben. Peki Hayrettin nereden çıktı? Hayrettin işte, Kanuni tarafından kabul edildiği zaman huzura orada bunun söylenir Hayrettin oldu ama 1520'ye döndüğümüzdeki bir cami kitabesinde Hayrettin kelimesi var Barbaros tarafından yaptırmış. Dolayısıyla hiçbir zaman biz Kanuni ona diyemeyiz. Geriye dönmemiz ve Yavuz'un bunu verdiğini düşünmemiz lazım. Çünkü 1533'te Kanuni'ye gidiyor. Ama 1520'deki bir caminin kitabesinde Hayrettin dendiğine göre geriye gitmemiz lazım. Evet. Bu arada türbesinden de bahsedelim. Barbaros Hayrettin Paşa'nın Beşiktaş'ta iki tane evi olduğu söyleniyor. Büyük bir konağı var. Konak şu andaki Deniz Müzesi'nin olduğu yerde büyük bir konak var. Onun hemen arkasında cadde tarafında diyeyim bir medrese var ve bir hamam var. Ama maalesef bunlar o zaman işte o caddenin büyütülme, genişletilme çalışmaları sırasında hem medrese hem hamam ve konak bunlar maalesef yıkılıyor. Sadece türbe kalıyor.
Var mı kültür müdürlüğü? Aslında vasiyeti de biraz böyle oranın doldurulmasıyla da alakalı ama şimdi neyse vasiyeti yerine getiriyor. Bu türbe yaptırılırken benim okuduğuma göre 3 tane vasiyeti var. Yani kendi ölümünden 2 sene önce Mimar Sinan'a yaptırtıyor türbesini. 3 vasiyeti olduğu söyleniyor. Yani şöyle Barbaros'un 1500 tabii bu Mimar Sinan tarafından yapılmıştır, hı hı, ve Mimar Sinan'ın yaptığı ilk türbedir. Ölümünden 5 sene önce yapılıyor aslında, başlıyor daha doğrusu. Evet, 2 sene önce de tamamlanıyor. Ve vasiyetinde bir türbeder istiyor buraya. Tabii çok şey vasiyet etmiş. Bir şey değil, birkaç temiz tane temiz bir değil. Türbedar. Efendim benim ayak ucumda, baş ucumda bir lamba yansın, işte bu kandil yansın, kandil yansın, bir dolayısıyla buna bir türbedar verilsin, bu türbedara işte günlük şu kadar akçe verilsin şeklinde, işte cuma günleri, pazartesi akşamları pilav ve zerde çıksın medrese öğrencilerime. Ha, o çıkmıyor, onu söyleyeyim de. Yani çıkmıyor ama tabii bizi bu eleştirdiler. Ben müze komutanının kendi gazetelerde falan çıktı. İşte Barbaros'un vasiyeti yerine getirilmiyor diye. Bu kandiller niye yanmıyor diye. Halbuki kandiller otomatik olarak bir sistemle akşam olduğunda bu kandiller otomatik olarak sabaha kadar yanar. Evet. Yoksa maalesef bilmeden çok şey yazılıyor. Tabii hepsine cevap vermek mümkün imkansız. Değil. Bir de vasiyetinden bir tanesi de dalga sesini duymak. O zaman tabii denize kıyıda olduğu için, denize sıfır olduğu için türbesi, dalgalar vuruyor ve sesi duyuluyor. Ama zamanla, şehir büyüdükçe de büyüdü neyse, zamanla deniz uzak kaldığı için şimdi de hoparlörle. Ya dedim ne güzel duyuluyor. Hoparlörü açmışlar, dalga sesi çok güzel duyuluyor. Maalesef tabii o dönemlerde orası sakin. Zaten Barbaros'un amacı da kıyıda olmasının sebebi de o. Denizi, o aşkı deniz tabii. O denizle birlikte olmak, ondan ayrılmamak, onun hışırtısını dinlemek. Ama maalesef günümüzde tabii orası otobüsler, vapurlar. Aslında çok da uzak değil. Yani değil, çok yakın ama işte çok gelin yakın. Görün ki İstanbul'un gürültüsü. Pazartesi hariç haftanın 6 günü açık. Arzu ederseniz ziyaret edebilirsiniz. Saat 10-12, 14-16 arası türbeye gidip ziyarette bulunabilirsiniz. Bir Fatiha okuyabilirsiniz. Başkaları da yatıyor. Tek başına tabii, değil. Tabii 4 kişi var. Barbaros var orada. Cafer Reis var, kaptanı Derya. Oğlu Hasan var. Ve Bala Hatun Hanım'ı. 4 tane sandukamız var orada. Bahçede de aslında, yani Hazire'de orada başka, evet, yatanlar da var. Hazire'de de zaten kendi vasiyetinde benim işte benden sonra evlatlarım, yani köleleri, azat edilmiş kölelerini falan olması yönünde olduğu için onun soyundan gelen ya da onun evlatlarının burada yatması vasiyet edilmiş. Sevgili seyirciler, aslında bakın ne kadar yakın. Şimdi İstanbul'u bilenler zaten biliyor da burası İskele. İskele, evet. Şu, Beşiktaş İskelesi. Evet, İskele'yi görüyorsunuz. Zaten yani bakın şehir hatları vapurunun da görüldüğünü görüyorlar değil mi fotoğrafta? Ben sanki çok uzak kaldık gibi geldi. Hocam şuna özendim. Ben de göstereyim. Bak şurada bak vapur görülüyor. Yani çok kısa bir mesafe. Çok yakın tabii. Hemen şurası yani 50 deniz. Metre civarında bir 50 mesafedir. Metre deniz, evet, ama işte gelin görün ki burası İstanbul. Tabii Hazire'de yatanlar tabii mezar taşlarına da baktığımızda aslında 20. yüzyılın başına kadar burada Barbaros'un soyundan olanlar gömülmüş. Hı hı. Ama zamanında tabii çok harap vaziyetteymiş. Bir de burada bakın burada yine başka bir çok enteresan başka bir türbe daha var. Bu Beşiktaş muhafızı o zaman Abdülhamit zamanında 7-8 Hasan Paşa kendisine Barbaros'un haziresinde türbe yaptırmış. Yani o kadar ilginç bir olay ki tabii ondan sonra kıyamet kopuyor. Bu türbe yıkılıyor. Ve ondan sonra nerede yatıyor biliyor musunuz? Yahya Efendi. Evet, aynen öyle. Yahya Efendi de yatıyor. Yahya Efendi de yatıyor. Bakın o şeyin 7-8 Hasan Paşa'nın yani Hazire'ye el koyuyor bir yerde. İlginç bir olay. Ya, az önce bir seyircimizin sorusuydu. Instagram'dan gelmişti. Çok da güzel bir soru. O seyircimize hatta gönderelim bir tane hediye. Gerçekten de bir dönem
Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesi hiç konuşulmuyor. Sanki yokmuşçasına. O niye? 19. yüzyılda özellikle, çünkü 19. yüzyıla kadar donanma sefere çıkacağı zaman muhakkak gemiler buraya gelir. Türbe ziyaret edilir ve donanma türbeyi selamlayarak toplarla sefere öyle çıkarlardı. Ama artık 19. yüzyılda zaten donanma çok uzun süre seyre çıkmıyor, sefer yapmıyor. O alışkanlıklar maalesef gidiyor ve türbe unutuluyor. Bir de tabii o dönemi düşündüğümüz zaman İstanbul'da çok türbe var. Yüzlerce türbe var. Artık o türbelerin arasında hakikaten kayboluyor, gidiyor diyebiliriz. Hatta belirli dönemlerde İstanbul'u ziyaret edenler, Atatürk zamanında bile türbeyi ziyaret etmek istediklerinde ettirtmiyorlar. Niye? Harap halde. Sonra Atatürk zamanında buradaki hem Beşiktaş Meydanı düzenleniyor. İşte daha sonra anıt yapılıyor, biliyorsunuz. Barbaros Anıtı yapılıyor 1940'larda. O da çok güzel bir anıttır. Türkiye'nin en güzel üç anıtından biridir. Ve orası, o meydan düzenlemesiyle türbede ortaya çıkıyor. Yani burada. Evet. Şu zaten müze. Evet, arkada yeni müze. Orada da yukarıdaki de Çin'i tablodur. Preveze Deniz Zaferi. Daha önce bizim Denizhar bu konuda Heybeliada'daydı. Ancak Heybeliada'daki o bina bu depremden sonra yıkıldığı için biz de benim dönemimde gelip Preveze'den bir sahnedir. Yandaki rölyefleri. Bu anıtın yanındaki. Biz de onu müzenin bir cephesine yerleştirdik. İznik Çinisi'nden yapılmıştır. Peki böyle mi giyiniyorlar? Evet, evet. Yani müzede aslında güzel böyle dönem dönem vardı, denizcileri dönem görüyoruz. Dönem var. Bu şekilde giymek, ayaklar zaten çıplak, üstler çıplak bir yerde. Zaten o sıcakta başka türlü durmanız imkansız. Tabii bunlar işte kaptanı deryalar, hilatları kuşanmışlar. Bak müzede aslında yapılmış bir heykeller var, hani balmumu. Mesela bu Kaptan Paşa. Kaptan Derya dediğimiz. Ondan sonra İşte, Kalyoncu reis, Kadırga Kaptanı. Reisler ikincisi vardı. Evet. Ondan sonra üçüncüsü bu Kalyoncu 1682-1826. Her dönemi farklıdır kıyafetleri. Sonra Galata Çavuşu. Çok rengarenktir hakikaten. Rengarenktir ve çok güzeldir kıyafetler. Evet. Çok da ilginçtir. Bu Levent-i Rumi. Aslında az öncekiler buna benziyordu sanki, değil mi? Evet. Gibi. Ama onların üstünü çıkar, altında sadece böyle bir... Zaten bir savaşa girdikten sonra üzerinde kıyafet falan kalmıyor. Nerede? Aynen. Kalyoncu Çavuşu. Bu. Evet. Bu ama tabii artık 17. 19. Bu da Tersane Başçavuşu'ymuş. Tabii artık yok, anlıyoruz. Değil. Değil, değil mi bu Tersane geride kaldı. Bunlar artık 19. Bunlar Kaptan Paşa Başçavuş. Bahriye Silahendaz Neferi'ymiş. O geçtik onu az evveldi o. Öyle mi? İşte yani buradan yakını. İşte en başa döndük. Kaptan Paşa, buyurunuz. Güzel. Teşekkür ederiz. Sevgili hocam, tabii şimdi artık denizlerin hakimiyetinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Özellikle Mavi Vatan sıkça duyduğumuz bir ifade. Ama öyle bir gerçeklik var ki hakikaten denizleri hükmetmemiz şart ki biz kendi gücümüzü ortaya koyalım. Evet. Yalnız bu tabii bazı tartışmaları da maalesef beraberinde getirdi. Halbuki bizim tek vücut olmamız gereken, hani fikren de birleşmemiz gereken bir husus, deniz hakimiyeti noktası. Ama tabii siz nasıl değerlendirirsiniz? Şöyle diyeyim, bir kere imparatorluğun olmazsa olmazı donanmadır. Eğer sizin donanmanız yoksa hiçbir zaman imparatorluk sınırlarını koruyamazsınız. Böyle bir şeyin imkanı yok. Zaten Osmanlı'nın yıkılmasındaki temel sebep donanmasızlıktır. Diğer sebeplerin tamamı tali nedenlerdir. Yani şöyle diyeyim, 568 yıllık kaptanı deryalar döneminde 204 tane kaptanı derya geçmiştir donanmadan. Bu 204 kaptanı deryanın 174 tanesi, 174 kişi denizcilikte en ufak bir ilgisi yoktur. Sadece 30'u denizcidir.
Yani denizcilikle ilgisi yoktur derken, işte kapıcıbaşı, aşçıbaşı, cellatbaşı, yani padişah diyor ki ya bu çok iyi, bugün kuru fasulye pişirmiş, seni kaptan derya yaptım diyor. Yani denize çıkmamış, gemi görmemiş hayatında. Onu da bırakın, 87 tane kaptanı derya, karacahil. Okuma yazma bilmiyor, hiçbir şey bilmiyor. Karacı da değil, yani asker de değil, karacahil bildiğimiz. Ama padişah onu yapıyor. Şimdi öyle o dönemlerde tabii denizciliğin ilerlemesine imkan yok. Geriliyorsunuz, gerileme devrine giriyorsunuz. Siz denizlerinizi koruyamadığınız zaman, denizden koruyamadığınız zaman ülkeleri kaybediyorsunuz, imparatorluğu kaybediyorsunuz ve elinizden çıkıyor. Maalesef bu böyle. Günümüze doğru geldiğimizde, gelmeyelim daha 20. yüzyılın başına. Geldiğimizde bakın 20. yüzyılın başındaki sınırlara. Fazla geriye gitmiyorum. Yani 16. yüzyıl, 17 demiyorum. 20. yüzyılın başında Osmanlı dünyanın en zengin memleketi. Bu tartışmasız. Yani bu belki insanlara ilginç gelecek. Nasıl oluyor bu şekilde diye. Sınırlarımıza bakın daha 20. yüzyılın başında. Kuveyt sizin, Arabistan sizin, Libya sizin, Suriye sizin, Irak sizin. Yani ne zenginiz. Dünyanın bütün petrolleri 20. yüzyıldan bahsediyorum. Yani daha geriye gitmiyorum. Onu bırakın. Kudüs sizin, Osmanlı'nın. Süveyş sizin. Boğazlar sizin. Yani hem stratejik olarak hem zenginlik olarak. Evet. Dolayısıyla bu toprakları korumak için donanmaya ihtiyacınız var. Ne oluyor? Balkan Harbi'nde donanma bakıyorlar elden gidiyor ve perişan halde denize çıkamıyor. Çanakkale'ye gidemiyor donanma. İnanır mısınız? Enteresan bir şey oluyor. Halk uyanıyor. Halk diyor ki donanmaya ihtiyacımız var. Donanma isteriz diyor. Ne yapıyorlar? 1909 yılında donanma cemiyeti kuruluyor. Bunu Yağcızade diye sivil bir vatandaş. Öne yak oluyor. Gazetelerde çıkıyor. Donanmaya ihtiyacımız var. Yani padişah ya da hükümet, devlet adamları bunun farkında değil. Bu kadar önem vermiyor. Ve çok enteresandır. 1909 yılında donanma cemiyeti kuruluyor. 1911 yılında kongresinde, yani daha 2 yıllık bir cemiyetken 331 şubeye ulaşıyor. Bu ne demektir biliyor musunuz? 331 şube. Dünyanın en büyük sivil toplum örgütü. 1911'de yani Osmanlı'da dünyanın en büyük sivil toplum örgütü kuruluyor. Ve bu toplum örgütü ne yapıyor? İnanılmaz kampanyalar yapıyor. Tiyatrolar kuruyor, gazete çıkartıyor, dergi çıkartıyor, müzayede yapıyor, kermes yapıyor. Ve topladığı paralar, size şöyle söyleyeyim, şu anın parasıyla 4-5 milyar dolar civarında. İnanılmaz rakamlar. Şöyle Barbaros Turgut Reis zırhlı alıyor yani. Çok büyük gemiler bunlar. Muhripler alıyor. Yani Muhammed-i Milliye'yi falan. Deniz uçakları alınıyor, torpidolar alınıyor, mayınlar alınıyor. Yani donanmanın tüm ihtiyacı, hatta İngiltere'ye daha sonra alamadık biliyorsunuz. İngilizler el koydu savaş başladığında. Sultan Reşat, Sultan Osman zırhlarını sipariş veriyorlar. Hep bunları donanma cemiyeti yapıyor. Yani çok büyük bir kuruluş. Bu işte benim tabirimle aslında Mavi Vatan uyanışını. Çünkü Mavi Vatan bir harita değil, bir sınır değil. Yani bu çok yanlış anlaşılıyor. Yani efendim vay Mavi Vatan işte egemenlik haklarıdır, bu çok yanlış kullanılıyor. Efendim Mavi Vatan dediğiniz zaman siz tehditkar oluyorsunuz, diğer ülkeleri tehdit ediyorsunuz, onların egemenlik haklarına saldırıyorsunuz. Yok öyle bir şey. Ya bugüne kadar kimse öyle bir şey iddiada bulunmadı ki. Mavi Vatan bir söylemdir, bir slogandır, bir konsepttir. Nedir? Türk halkının devletiyle birlikte bütün toplum olarak denizcileşmesidir. Deniz alaka ve menfaatlerini korumasıdır. Bir konsepttir yani. Bu dediğim gibi, tabii bunun sonrası da var tarihi perspektiften. Bu Osmanlı donanma cemiyetinde başlamıştır. Halk sahip çıkmıştır. Ve bu daha sonra da safhaları vardır. İşte kabotaj kanunu bunun bir safhasıdır. Daha sonra Montre-Boğazlar Sözleşmesi bunun bir safhasıdır. Daha sonra yakın döneme geldiğimizde de Kıbrıs olayları biliyorsunuz başlıyor. Gemimiz yok, çıkarma gemimiz yok. Kıbrıs'a gidemiyoruz soydaşlarımızı kurtarmaya. Evet. Ne yapıyor? Yine halk devreye giriyor. 1965'te bu sefer Donanma Vakfı kuruluyor. Kendi gemini kendi yap kampanyası başlıyor. Daha sonra 1974'te yeni bir Yavuz istiyoruz kampanyası başlıyor. Bunlar hep Mavi Vatan'ın aslında birer
safhasıdır. Aslında son dönemde yaşanan gelişmeler de Akdeniz ve çevresinde bu tarihsel güç mücadelesinde Türkiye'nin varlığını nasıl ortaya koyduğunu ve denizcilikte de başarının ne derece mühim olduğunu farkına vardığını gösteriyor. Bu sevindirici. Tabii yani efendim mahvatan. Ya bir de bu... yani söz konusu olan benim ülkemin, benim insanımın menfaati ise yani aman ya ona el tabii, uzatmışsın tabii. Yok efendim ona dil uzatmışsın öbürünün hakkıymış hukuk. Ya tabii ki biz zaten başından itibaren hem dinimiz itibariyle hem yürüttüğümüz siyaset itibariyle yani ülkemizin varlığı temeli bunun üzerine kurulu. Biz başkasının herhangi bir toprağında gözü olan bir ülke değiliz ama kendi menfaatimizi de tabii ki koruyacağız. Böyle bir şey var mı? Ben şunu soruyorum o zaman hani bu tür söylemlerde bulunanlara maalesef işte tehditkardır işte başka ülkeler filan diyenler. O zaman diyorum ki peki o zaman Doğu Akdeniz'de Amerikan gemileri ne yapıyor? Rus gemileri, İngiliz gemileri, Fransız gemileri, İtalyan gemileri ne arıyor? Onların egemenlik bölgesi mi orası? Hı hı. Eğer siz onu bana önce onu cevap verin. Onların egemenlik bölgesi değil. Benim egemenlik bölgem. Sınırlardan bahsetmiyorum. Bir de bir şey söyleyeyim. Deniz komşuluğu diye de bir şey var ayrıca. Hayır tabii. Tamam bizim uluslararası hukuka göre bellidir. Tamam senin kara sınırın var. Kara suların var. Burada egemensin. Bunun üzerinde tabii ki değilsin. Ama menfaatlerin var. Hı hı. Ekonomik çıkarların var. Ve bunlar hukuksal. Bunların dayanakları olan ayrıca şeyler. Bunları şey korumak zorundayız. Senin için tehlike arz eden bir durum varsa kendi menfaatini korumak, o tehlikeyi bertaraf etmek de senin hakkın. Tabii zamanında bunun biz acılarını çok çektik. 12 adayı nasıl verdik? Yakın tarihimize baktığımızda bunları görüyoruz yapılan hataları. Zamanında denizlerle ilgilenilmemiş, ihmal edilmiş. Ne oldu? Şu anda bakıyorsunuz gözle gördüğünüz yerde başka bir ülkenin adası nasıl oluyor? Oraya yüz binlerce uzak ama bizim yanımızda hemen. Bunlar hep zamanında ihmal edilmiş. Artık buna tahammülümüz yok bizim. Tabii bu ihmal dediğimiz hadise de öyle bir senenin, iki senenin, üç değil, senenin tabii ki canım. Meselesi değil. Yani onu dediğim gibi 50 senenin meselesi. Yanlış anlaşılmaya mal vermemek adına. O yüzden de hem tarihi gerçekliği hem aslında bizim denizlerde gücümüzü ortaya koyduğumuzda elde etmiş olduğumuz menfaatleri ve bunun aslında bir zorunluluk olduğunu da bir kenara koyarak hem tarihsel perspektifi hem de günümüze de bunun yansımalarını dile getirmek istedik. Şimdi gündem ötesinin bu kısmını ben bir kapatacağım. Reklama gitmem gerekiyormuş. Tabii. Ondan sonra siz de eğer bir çay kahve alırsanız devam edeceğiz. Birazdan buradayız gündem ötesi artıyla. Ve gündem ötesi artıyla devam ediyoruz. Burada hem sizlerden gelen sorular hem de arkadaşlarımızın soruları. Hoş geldiniz. İlk kim sormak ister? Ben sorayım. Tamam, hoş geldin Altemur, buyur. Hoş bulduk. Merhaba hocam. Benim sorum, Barbaros Hayrettin Paşa'yı konuştuk, mezarını konuştuk. Ama Oruç Reis'in mezarı nerededir? Evet, kabri nerededir? Teşekkürler. Oruç Reis malumunuz 1518'de Fas'ta şehit oluyor. Kardeşiyle birlikte. Onların mezarı dolayısıyla Fas'ta. Kardeşinin bir türbesi var. Kendi türbesi yıkılmış vaziyette. Ama devletimiz burayla ilgileniyor. Bir an önce burayı amacımız bir an önce Oruç Reis'in de en azından Barbaros gibi bir türbesinin olması, kardeşinin türbesinin de yine restore edilmesi. Bu konuda çalışmalar var. Bakın şu bu harap halde görüyorsunuz Oruç Reis'in türbesinin olduğu yer. Burada hem mezarının naaşının bulunması ve hem de bir burada türbe yapılması gerekiyor. Onlara karşı olan bir borcumuz diyelim. Evet. Furkan? Hocam benim şöyle bir sorum olacak. Osmanlı Devleti'nde donanmada gemi mürettebatının temini nasıl sağlanırdı? Gemi mürettebatını tabii genelde Osmanlı döneminde yazın sefere çıkılıyor. Özellikle Kadırga döneminde. Çünkü kışın sefere çıkamıyorsunuz. Ve kışın köye gidiyor insanlar. Yazın geliyorlar. Ama buna ilave olarak da kıyılardaki Osmanlı kıyılarına haberler gönderiliyor ve deniyor ki işte sizden şu kadar kürekçi. Her yere gönderilen haber var. İşte 50 tane kürekçi, 100 tane kürekçi. Bunlar kıyılarda tamamlanıyor.
Yine de tamamlanmazsa bu sefer ne oluyor? Ege adalarına, diğer adalara baskınlar düzenleniyor ve buradan köle olarak kürekçiler temin ediliyor. Teşekkürler hocam. Evet canım. Şehnaz Topallar. Şehnaz çok sayılmamış. Hocam benim sorum Barbaros Hayrettin Paşa ve diğer paşaların, diğer kaptanların dönemin siyasetine nasıl katkıda bulundukları hakkındaydı. Şimdi Barbaros Hayrettin'in denizlere, denizciliğe verdiği önem hakikaten daha sonra dönemde Osmanlı'nın genişlemesine, Osmanlı'nın hazinesinin dolmasına. Çünkü savaşları yapmak için para lazım, hazine lazım. Hazineyi de sadece rahat bir şekilde denizlerden elde ediyorsunuz. Osmanlı'ya Barbaros'un kaptanı derya olmasından sonra hem malzeme olarak hem gemi olarak, gemi inşa olarak, teknoloji olarak ve donanmadaki personel eğitim olarak çok önemli katkıları olmuştur. Ve bu uzun yıllar hakikaten bu süre gelmiştir. Ama dediğim gibi maalesef daha sonra denizciliği olmayan kaptanı deryalar geldiği zaman denizcilikte gerileme başlamıştır. Pekala, şimdi videolu sorulardan bir tanesini ekrana taşıyalım. Zeynep Atik'in sorusu gelsin. Günler diliyorum Pelin Hanım. Bizlere bu fırsatı sunduğunuz için size çok teşekkür ederim. Benim Ali Rıza Hocam'a sormak istediğim sorum. Osmanlı'da ve dünyada kadın denizciler, kadın korsanlar var mıydı? Tabii Osmanlı döneminde bir yerde İslamiyet'ten de dolayı diyeyim. Kadın denizci yok. Zaten o dönemlerde hani sırf Osmanlı donanması, diğer donanmalarda da ben duymadım. Hem yaşam şartları hem de o dönemde o kadar erkekle birlikte bir savaş yapmak falan bir kadınlar için bir meslek değil. O dönemde öyle bir kimseyi duymadım ben bugüne kadar. Peki kim sormak ister? Ben sorayım. Osmanlı'da gemi kazalarına nasıl müdahale ediliyordu? Kazazedelere nasıl müdahale ediliyordu ve batan eşyalar, malzemeler su altından nasıl çıkartılıyordu? Şimdi gemi kazaları dediğimiz zaman savaştan bahsediyorsunuz anladığım kadarıyla. Savaş zamanı batan kadırgalara müdahale etmek imkanı yok ama eğer o zamanki limitler dahilinde dalınabilirse özellikle toplar o dönemde çok kıymetli. Topları çıkarma hedeftir. Tabii altın vesaire diğer kıymetli şeyler yoksa öncelikle hep toplara müdahale edilmiştir. Toplar kıymetli olduğu için onları çıkarmak amaçtır. Ama onun haricinde zaten o zamanki teknoloji bir kadırgayı çıkarmak falan imkanı yok. Eğer battıysa batmıştır. Ama dediğim gibi kıymetli şeyler sadece çıkartılır. Onun haricinde bir şey müdahale edilmiyor. Ben bir ekleme yapabilir miyim? Mesela diyelim korsanız gemiyi batırmadık da neyse ele geçirdik. Ondan sonra içinden de ganimetler çıktı. İşte birilerini köle aldık. Altınlar bulduk. Şunlar bunlar. Nasıl kendi aramızda paylaşıyoruz bunu? Şimdi her reisin, gemi reisinin belirli kuralları var. İşte gemi reisinin hakkı ganimetin %20'sidir. İşte oradaki kıdemli subayların ya da kıdemlilerin belli yüzdeleri var hepsinin. Dolayısıyla bu sefere çıkmadan önce bunu bütün personel bilir. Ganimet hakkaniyetli bir şekilde muhakkak paylaşır ve bunu zaten katipler vardır. Bu personel arasında bu dağıtımı yapar. Bunlar bellidir yani şeyden önce, seferden önce herkes bilir bunu. Payına ne düşecek bilir. Evet, ona göre yola çıkar. Tabii. Bunların hepsi bilinir. Furkan? Sosyal medyadan Sevgi Hanım'ın bir sorusu var. Denizciler sefere çıktığında ne tüketmekteydi? Ne yiyorlardı diyor. Tabii kadırgalar özellikle o dönemden bahsettiğimiz için söyleyeyim. Yani günümüzdeki gibi buz odaları vesaire yok. Dolayısıyla peksimetler, kuru etler yemek zorundasınız. Ve dolayısıyla da 3 gün, 4 gün, 5 gün yersiniz bunu. Daha sonra muhakkak özellikle kadırgalar gidip de günlerce, haftalarca denizde kalamazlar. 2-3 gün sonra çünkü su biter gemide. Kadırgaların depolama kapasitesi yani ambar kapasitesi çok çok zayıftır. Gemide de yüzlerce kürekçi var, askerler var, denizciler var. O kadar kişiye su ve yiyecek yetmeyeceği için 2-3 günde bir muhakkak zaten hep böyle lojistik zincirler şeklinde gitmek zorunda kadırgalar. Yelkenli gemiler gibi değil. Onların ambar kapasitesi daha yüksek.
Daha ilginç bir olay da tabii o dönemlerde C vitamini nedir ne değildir bilinmiyor. Mesela şu anda da eğer 15 gün boyunca siz hiç C vitamini yani yeşil sebze veya bu tür taze meyve vesaire yemezseniz çok farklı hastalıklar ve insanlar ölüyor. Yani o dönemlerde sefere çıkıyorsunuz. Denizcilerin yarısının iskorpit hastalığı deniyor o zaman. Bu hastalıktan öldüğü oluyor. Yani sefere çıkıyorsunuz, bir ay sonra limana varıyorsunuz, yarısı ölmüş denizcilerin. Niye? Taze meyve, sebze yemedikleri için, C vitamini almadıkları için. İnsanlar belli bir dönem C vitamini almazsa ölürler. Bir şey söyleyeceğim. Böyle salgın hastalık çıktığında yani bu yayılmasın diye hemen atıyorlar mı denize? Şimdi salgın hastalık çünkü çok çıkıyor. Niye? Hijyen diye bir şey yok. Söz konusu değil. Yani, peki o salgını önlemek adına hemen böyle başta hastaları atıveriyorlar mı denize? Tabii tabii yapacak bir şeyiniz yok. Yani geminin şey şartlarını düşünün. Hele köleler için zincirlisiniz. Yani hiçbir yere gidemezsiniz. Yani öyle yaşam yeri diye bir şey yok. Hocam ne çok kravatınızı yazmışlar buraya bakıyorum. Ya, Pelin Hanım ben müsaade ederseniz kravat diyorsunuz. Bu kravatın bu bir sergi için yapılmıştı. Monte Carlo'da bir sergi açmıştı. Bu arada Piri Reis. Piri Reis haritaları. Onunla ilgili ben de size onun yine bir flörünü hediye etmek istiyorum. Ya, takarsanız sevinirim. Teşekkür ederim hocam. Yine aynı serginindir. Sağ ol, açacağım bu şimdi. Bu sergi için yaptırmıştık. Şimdi Instagram'dan gelen mesajlara da bakıyorum da Selin Hanım'ın da bir isyanı vardı. Neden Piri Reis'i konuşmuyorsunuz diye. Aslında birkaç kere ismi geçti de Piri Reis başlı başına bir ayrı konu. Bir de Preveze'nin yıl dönümü. O yüzden Barbaros Hayrettin Paşa'yı konuşuyoruz, Preveze'yi konuşuyoruz. Sebep o. Şeynaz'cığım. Ben de hazır. Pelin Hanım da Preveze demişken. Preveze Deniz Savaşı'ndan sonra Türk donanması hangi açılardan gelişti? Hangi? Açılardan gelişti donanma. Şöyle, Preveze'den sonra zaten 1560'ta Cerbe var. Baktığımızda Cerbe Deniz Savaşı aslında Preveze'den sonuçlar itibariyle büyüktür. Ama sonuç derken karşı tarafın kaybettiği gemi sizin kazancınız çok daha büyüktür. Ama Preveze'nin Cerbe ile mukayese ettiğimiz zaman siyasi sonuçları, stratejik sonuçları çok önemlidir. Çünkü Andre Doria etkisini kaybetmiştir. Venedikler ittifaktan çıkmıştır. Bunun gibi siyasi sonuçları olmuştur. Önemli faktörlerden biri de 1538'den sonra Haçlı denizcileri Osmanlı donanmasına artık korkmaya başlamışlar. Karşılarına çıkmaya cesaret edemiyorlar. Hatta 1571'de bile Haçlı donanmasının şeyleri, amiralleri filan niye sen Osmanlı donanmasının karşısına çıktın diye bayağı ciddi soruşturmalara ve tenkitlere uğramıştır. Halbuki galip geldi sonuçta. Yani inanılmaz bir korku başlıyor. Biz Osmanlı'yı yenemeyiz. Preveze'nin en büyük kazanımı bu olmuştur. Hocam. Yakıştı baya. Yakıştı mı? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben bunu denizci yaptık sizi de bu arada. Denizci düğümü. Öyle bağlıyor. Evet. Böyle denizcilerin kendilerine az ne güzel şeyleri var değil mi? Ritüelleri mesela. Ha? Sen biliyor musun hiç Altemur? Hocam mesela Barbaros Hayrettin Paşa'nın Preveze Deniz Savaşı'nda şeyleri gemilerden sure attırdığını okumuştum bir yerden. Bu tarz ritüeller var mı? Aa evet güzel bağladın. Bir an ben dedim Altemir'e küçük. Birçok yerde yazar ama bunu tabii bir resmi kaynakta bulamazsınız. Ama bu şöyle diyeyim, dini duyguları, inanışları canlandırmak için, kuvvetlendirmek için yazılır ve yapılır. Ama bunlar dediğim gibi tamamen nasıl dua edersiniz, Tanrı'ya yalvarırsınız. Bu tür şeyler savaşlardan önce muhakkak yapılır. İnsanları biraz daha teşvik etmek, güçlendirmek, manevi yönden yükseltmek için yapılan şeyler. Şimdi bu rivayetin nasıl olduğunu aslında belki paylaşmakta fayda var. Hayrettin Paşa dua ederek Rabbinden işaret diledi. Sabah namazı vaktinde arzu ettiği rüya kendine gösterildi. Rüyasında Akdeniz'de küçük balıklar içinde iki büyük balık gördü. Ardından beyaz bir ata binen şahıs hızla yanına dört nala gelip içinde küçük balıkların sarılı olduğu bir örtü verdi. İçinde bir deri parçası da vardı. Deri parçasını açtığında sonra rivayete göre işte bir takım ayetleri kağıtlara yazması isteniyor. Onlar da sağ ve sol taraftan denize atıyorlar. Şura 33 ve Azap 9.
Ama bir şey söyleyeceğim sevgili hocam. Şimdi tabii ki siz rivayet diyorsunuz. Yani illaki tabii ki belgeye göre konuşmak lazım ama yayından önce de sizinle konuşmuştuk. Bu Amiral Julien de la Gravière, hatta siz de bayağı kitapta ondan Fransız amiral. Evet, alıntı yapmışsınız. Yani Türk düşmanı, Barbaros düşmanı öyle bir anlatıyor ki Barbaros Hayrettin Paşa'yı. Yani tam böyle dini bütün anlatıyor ve başarısını tabii, o dönemde din çok ön planda. Yani zaten din savaşları yani. İtirafta bulunuyor açıkçası. Biz severiz hocam bunlardan bahsetmeyi. Evet Furkan'cığım. Benim bir sorum var hocam. Osmanlı donanması kara ordusuna kara seferlerinde ne ölçüde ikmal ve iaşede yardımcı oluyordu? Bunu şöyle mesela Avrupa'ya bir sefer yapılacak. İnce donanma var. Yani ince donanmadan tabirimiz nehirlerde gidebilen ki Tuna Nehri biliyorsunuz Avrupa'yı baştan başa neredeyse kat eder. Mesela Osmanlı'nın Avrupa'ya Macaristan olsun seferlerinde ince donanma bütün lojistiğini, askerini hatta taşımıştır. Şimdi düşünün karadan gitmek çok zordur ama gemiyle çok rahatlıkla hem lojistiğinizi hem askerinizi taşırsınız. Dolayısıyla gemilerle bir lojistiği götürmek, askeri götürmek çok daha kolaydır. Zaten birçok seferde kara ordusunun çoğunluğu ve diğer topları olsun, iaşesi olsun tamamen donanmayla götürülmüştür. Hani İran seferi filan gibi seferler haricinde tamamen donanmayla götürülmüştür diyebiliriz. Hatta dediğim gibi Orta Avrupa'ya yapılan bir seferlerde bile Tuna vasıtasıyla, ince donanma vasıtasıyla bunlar hep desteklenmiştir. Hocam bu arada seyircilerimiz soruyor şu yanlarda kütüphanede asılı olanlar nedir diye. O dönemin gemileri bir minyatür tarzı yapılmış gemiler. Bunları da yine bazı sergilerimizde kullanmıştık. Ama diğeri Piri Reis'in Kitab-ı Bahriyesi'nde olan Venedik Portolonu. Tabii Kitab-ı Bahriye'nin de bu sene... Malumunuz Kitab-ı Bahriye'nin ilk nüshası 1521'dir. Kitab-ı Bahriye'nin de bu sene 500. yıl dönümü. Evet. Yani çok önemli bir yıl dönümü. Malum 1513'te 1513 haritasının 500. yılı olarak biz 2013'te bunu kutladık. Hatta UNESCO Piri Reis yılı ilan etti. Çok önemli ama bana göre Kitab-ı Bahriye çok daha önemlidir. Eğer şahsi fikrimi sorarsanız 1513 haritasından dünyanın ilk pilot kitabıdır. Hakikaten çok yani çünkü çok sergilerini açtım yurt dışında da Türkiye'de de insanlar inanamıyor hakikaten. Yani 16. yüzyılda çizilmiş olan bu portolonların güzelliği, doğruluğu ve buradaki bilgiler hakikaten inanılmaz. Evet. Seyircimiz yani Piri Reis neden konuşulmuyor diye isyan etmekte haklı. Tabii biz gündem ötesi olarak Piri Reis ile ilgili programlar yaptık. TRT'de de yaptık. Evvelden de yapmıştık zaten. Ama bir Piri, evet 500. yıl olması hasebiyle evet bunu muhakkak konuşmak lazım. Çok doğru. Bir tane daha videolu soru yayınlayalım mı? Mesela Büşra Kara gelsin. İyi akşamlar. Benim sorum, tarihe baktığınızda sizce denizcilikte hangi icat ya da olay devrim niteliğindedir? Ve varsa böyle bir unsur neleri değiştirmiştir? Hiç anlayamadım. Çok yankılanıyor. Peki ben söylüyorum. Tarihe baktığımızda sizce denizcilikte hangi icat ya da olay devrim niteliğindedir? Varsa böyle bir unsur neleri değiştirmiştir? Şöyle yelkeni burada ön plana alabiliriz. Çünkü kadırgalardan sonra yelken, tabii yelkenler çok daha önce belki kullanılıyor ama savaş gemilerinde yelkenin kullanılmasıyla birlikte çok daha uzak yerlere, çok daha uzun mesafelere gitme imkanı elde edilmiştir. Çünkü kadırgalarda 100-200 tane kürekçi var. Bunlar çok büyük rakamlar. Bunları beslemek, doyurmak hakikaten kolay değil. Ama yelken, savaş gemilerinin özellikle yelkenle kullanılır hale gelmesi, kalyon döneminin başlaması deniz savaşlarının seyrini de değiştirmiştir. Ama tipoloji olarak derseniz kadırgalarda sadece başta top vardı. Kalyon dönemine geçtiğinizde bu vasatlara yani yanlara da top alma imkanı oldu. 100-130 topa kadar çıktı. Dolayısıyla deniz savaşlarının seyri tamamen şekli değişmiştir. Kadırga döneminde rampa savaşı vardı ama artık kalyon dönemine geçtiğinizde gemilerin artık top döllası
şekline gelmiştir. Rampa çok nadir kullanılmıştır. Genelde topa dayalı bir savaş şekli olmuştur diyebiliriz. Sevgili hocam, sizden aslında daha çok faydalanmamız gerektiğini ben bugünkü programda bir kez daha görmüş oldum. Hem müzeci kimliğinizde, bu şu demek yani siz aslında konuyu dahilinde, uzmanlığınız dahilinde bir müzenin içini donatacak kadar ve sergi oluşturacak kadar bilgi birikim sahibisiniz. Bir de sizin bir kitabınız var ama o kitabı henüz basmadınız. Basmak istiyorsunuz ama değil mi? O kitabı bir dakika getireceğim ben. Onu ben hikayesini bir kısaca anlatmak isterim. Lütfen. Uluslararası tabii konferanslara katılıyoruz, tarih konferanslarına. Malumunuz orada bir konu gündeme geldi. İşte Preveze'nin kitabı niye yok? Hatta bunu bir İtalyan ya da İspanyol tarihçi bana sormuştu. Demişti ki o zaman biz Lepanto yani İnebahtı'nın binlerce kitabını yazdık. Hı hı. Preveze'de siz galipsiniz, siz yazacaksınız. O bizim görevimiz değil ki. Oturun yazın kardeşim. Ya ben senin kahramanını niye basayım diyor doğru, adam. Ya da niye yazayım diyor adam. Ben o zaman kafama bir dank anda etti, geldi. Ya dedim ki bu benim artık yazmam lazım, görevim. Ve o günden sonra yaklaşık bir 12 sene uğraştık. Çünkü Preveze'nin bugüne kadar yazılmış hiçbir kitabı yok. Bayağı da böyle resimli ve güzel bir kitap. Bir de Preveze'nin bir şeyi yok, tablosu yok. Bir tane Preveze'nin tablosu var. Yayın evleri nasıl basmadı bunu? Yani basmadı derken nasıl yani yeni koşmadı? Bitti. İşte bundan sonra bir sponsor bulduğumuzda kitabı basacağız tabii. Bence yayın evleri... Bir an önce en azından akademik hayata, dünyaya kazandırmamız gerekiyor. Çünkü en büyük zaferimiz diyoruz, bir tane kitabımız yok. Yani çok enteresan bir durum. Mesela bu Preveze'nin tek tablosudur. Hı-hı. Şimdi kitabı ben yazmaya başladım. Görsel yok. Çünkü hı-hı, benim kitaplarımda görsel çok fazladır. Bu kitapta 300 tane görsel var. Preveze'yle ve denizcilikle ilgili. Ben oturdum 15 sene önce resim dersi aldım, tablo yapmaya başladım. Yani niye? Çünkü Preveze Savaşı ile ilgili tablo yapmam lazım. Bu arada tabloyu yapan da yani emekli deniz kurmay albaydan bahsediyoruz. Hani oturdum ve tablosunu... Hocam valla elinize emeğinize sağlık. Bunların hepsi teşekkür, çok önemli. Özellikle de bu yayından sonra ilginin daha da artacağını ben canı gönülden inanıyorum. İnşallah. Programımızın etkisi büyük ama bu etkinle kimin sayesinde? Gelen konuklarımızın formasyonu, bilgisi sayesinde. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben şimdi teşekkür hazır ederim. Böyle yayınlardan bahsetmişken tabii bizim seyircimiz tarihsever seyirci, kitaplara meraklı seyirci. O yüzden de birkaç tane yeni çıkmış olan bizlerle paylaşmış oldukları kitaplardan bahsetmek istiyorum müsaadenizle. Bir tanesi Çanakkale Fedakarı Bigalı Mehmet Çavuş'la ilgili bir kitap. Ömrünün 16 yılını vatanı uğruna cepheden cepheye savaşarak geçirmiş, çocukları babasız büyümüş ve defalarca yaralandığı halde verilen istihbaratı bile kabul etmemiş. Hayatı yoksulluk içerisinde geçtiği halde gazilik maaşı almamış, dönemin önemli aktörlerinin takdirine mazhar olmasına karşın tevazusunu her zaman korumuş, kimseye de minnet etmeden yaşamış bir isimden bahsediyorum. Bigalı Mehmet Çavuş, gerçek bir kahraman. Bu kitabı göstermek istiyorum. Sizlere Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı basmış. Bir başka kahramanımız Şanlı 57. Alay'ın cesur komutanı ile ilgili Şehit Yarbay Hüseyin Avni Bey. Bunu da Kronik basmış. Mustafa Kemal Atatürk'ten bir alıntı yaparak kitabın arkasından okuyacağım. Arıburnu Muzafferiyeti'nin ilk ve metin temel taşı olan 57. Alay'ın temiz kalpli, İnançlı, seçkin komutanı Şehit Yarbay Avni'yi özel bir hürmetle anarım diyor Mustafa Kemal Atatürk. Ve işte hem muharebe esnasındaki faaliyetler hem de tarihi mücadele aynı zamanda da komutanın portresini sunan bir kitap. Hüseyin Avni Tanman, Ahmet Yurttakal. Süleyman Tekir'in de bu kitabı belki bunu yaparız arzu da ediyorum. Kafkas Cephesi Sarıkamış Harekatı, Teşkilat-ı Mahsusa Operasyonları. Teşkilat-ı Mahsusa bu kapsamda ben çok hatırlamıyorum konuşulduğunu ve yazıldığını. Şöyle de bir özel eser. Beyaz Harp Süleyman Tekir bize daha önce konuk olmuştu hatırlayacaksınız. Hayırlı uğurlu olsun kitabı. Bir de bu da enteresan geldi Ebru ile bize. Gezgin Göz, Sınır Ötesi, Türkiye Mirası Rehberi, İnsanlar, Mekanlar, Objelerle Ülke Ülke Yurt Dışındaki Tarihimiz. Bayağı bir karıştıracak şey var bunun içerisinde. Bu kitap özenle hazırlanmış Serhan Güngör'ün eseri. İnşallah bakalım biz de program olarak faydalanırız ama öncesinde siz belki okur olarak alıp da göz gezdirmek istersiniz, okumak istersiniz diye düşünüyorum.
Kapatalım mı? Peki, diyorsunuz ki Pelin artık sal bizi. Sevgili hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için, anlattığınız için, vakit ayırdığınız için. Sağ olun. İnşallah bundan sonra da bol bol görüşürüz. İnşallah. Size üretkenliğinizin devamını diliyorum. Amacımız anlatmak bizim, insanları bilgilendirmek. Evet, sevgili seyircilerimiz şimdi sizlerle vedalaşıyoruz ama haftaya programı yine kaçırmamanızı rica edeceğim sizden. Çünkü bu hafta yine özel bir ziyarette bulunduk. Diyarbakır'a gittik, Zerzevan Kalesi'ne. Ve Zerzevan Kalesi'nin orada o kazılarda Aytaç Coşkun Hoca ve ekibi Mitras Tapınağı bulundu. Mitras inancı, gizemli bir din. Bununla ilgili hem bazı görsellerim, yani çok görselimiz var. Anlatacaklarımız var. Anlatamayacaklarımız var. Neyse. Yani haftaya cumartesiyi kaçırmayın. Ve hemen hatırlatıyorum. Bize burada seyirci olmak isteyenler gündem ötesi @trt.net.tr. Evet, şu anda ekrana gelen mail adresine gündem ötesi @trt.net.tr'ye başvuruda bulunabilirsiniz. Şehnaz, Furkan ve Altemur o şekilde geldiler. Siz de gelin burada tanışalım. Programda sorularınızı sorun veya videolu bir soru gönderin. Buraya bekliyoruz. Hepsini de izliyoruz bu arada. Hep herkese tanıyor gibiyim. Kendinize çok iyi bakın. Ebru Yücel ile programı hazırlıyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İyi geceler, iyi uykular. Çalışanlara da kolaylıklar. Thank you.